Elbette. Bizler doğamıza, coğrafyamıza, ormanlarımıza, tarihsel değerlerimize, mezarlarımıza ve oradaki tüm canlılara karşı da sorumluluklarımızı biliyoruz. Bu gelinen aşamada köylülerimizin rızalık göstermediği, ancak projenin de doğruluğunu kabul ettikleri bir sona doğru geldi. Bizler belediye eş başkan adayları olarak, Dersim İttifakı olarak köylülerimizin rızalık göstermediği bu projenin mevcut alanda yapılmaması için köylülerimizin, halkımızın kendi toprağıyla ilgili açığa çıkarttığı tüm demokratik taleplerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Proje bir ihtiyaçtır. Dersim İttifakı bizler 1 Nisan'da göreve geldiğimizde projenin Dersim'in bir başka bölgesinde coğrafyaya, ormanlara, yeraltı kaynak sularına ve tarihsel değerlerimizden zarar uzak bütün bu zararların yaşanmadığı bir bölgede yeniden inşa etmek için bir planlama yapacağız. Avrupa Delegasyonu ve Çevre Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerimiz olacak. Sayın Milletvekilimiz ve buradaki diğer siyasilerimizle birlikte bu kentin tüm dinamikleriyle beraber bu projenin Dersim'in dışında bir bölgeye gitmemesi konusunda da aktarılmaması konusunda da elimizde üzerimize düşen görevleri ve sorumlulukları yapacağız. Bugün ve bundan sonraki süreçte seçim süreçleri ve seçim sonrası tabii bunun bir yasal şeyi var, planlaması var, bir süreci var. Her şey bir anda, her şeye de cevap olamayız. Ancak burada köylerimize yönelik, bu bölgeye yönelik yapılacak arazi tespitlerinde, orman kesiminde köylerimizin yapacağı her demokratik müdahalenin yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum.